Herkese merhaba YouTube, ben Kerem Dilaver. Bu içerimizde sizlerle birlikte Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte iPhone 15 Pro ve Pro Max serisinin duyurulmasının ardından birçok kullanıcı da iPhone 13 Pro ve Pro Max serileri 2023 yılında yani günümüzde bizlere nasıl bir performans deneyimi sunuyor. Ayrıca bu cihazlara baktığımız zaman kamera performansı, işlemci bakımından, sosyal medya işleri ve günlük kullanım açısından bizlere nasıl bir performans deneyimi sunacak? Özellikle her iki cihaz arasında iPhone 13 Pro ve Pro Max serisi arasında ne tür farklar bulunuyor ve hangi cihazı tercih etmeli. Özellikle aranızda iPhone 13 Pro veya Pro Max serisi almak isteyen bir kullanıcı varsa bu içerimizden sonra birçok soruya yanıt bulacaktır. O zaman lafı uzatmadan hemen iPhone 13 Pro ve Pro Max'i incelemek üzere videomuza geçelim. Dostum, videoma geçmeden önce son 28 gündeki analizlerimi görüntülediğim takdirde %99 oranında bir kullanıcıların videolarımı abone olmayıp izlediğini görüyorum. Dostlarım, bu tarz şekilde sürdürülebilir ve devamlı açısından tam orta çıkan tuşa tıklayarak tamamen ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda düşüncelerini YouTube'daki yorumlar kısmı üzerinden de belirtmeyi unutma. O zaman lafı uzatmadan hemen içerimize geçelim. Dostlar, öncelikle iPhone 13 Pro ve Pro Max serisine baktığımız zaman 2021 yılında Apple tarafından duyurulmuş dönemin en iyi amiral gemilerinde bulunan cihazlarıydı. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte iPhone 14 Pro ve Pro Max serisinin ardından iPhone 15 serisinin çıkmasıyla birlikte iPhone 13 Pro Pro Max serisi bizlere nasıl bir performans deneyimi sunacak? Hadi hep birlikte inceleyelim. Dostlar, iPhone 13 Pro ve Pro Max serisinin tasarım bakımından baktığımız zamansa tabii ki de her Apple ürünün olduğu gibi 13 serisinin de premium bir cihaz olduğunu elimize alır almaz bunu fark edebiliyoruz. Apple'ın sunmuş olduğu malzeme kalitesi iPhone 13 Pro ve Pro Max serisinde de eksik olmamış. iPhone 13 Pro ve Pro Max serisinde bulunan malzeme kalitesi elimize alır almaz bizlere top bir cihaz olarak karşıma çıkıyor. Aynı zamanda tabii ki de kenarların iPhone 12 ve sonrası modellerde kalınlaştırılması ile birlikte 13 serisinde de ayrı bir şıklık kattığını söyleyebilirim. Baktığımız zaman ekran yönünden ise günümüzde yoğun gün ışığı altında bile LCD ekran teknolojisi haricinde bulunan OLED ekran teknolojisi sayesinde günümüzde gün ışığının yoğun olduğu alanlarda bile çok net bir şekilde opaklık ve yani renk ve kontrast oranlarının çok iyi derecelendirildiğini görüyoruz. Baktığımız zaman iPhone 13 serilerinde günümüzde iPhone 13 Pro ve Pro Max serisi ekran kalitesinin de çok fazla iyi olduğunu söyleyebilirim. Dostlar, tabii ki de baktığımız zaman Pro serisinde bulunan cihazlar normal serideki cihazlar oranla yani iPhone 13 Pro ve Pro Max serisi normal iPhone 13 serisine oranla daha uzun kullanım süresi ve performans sunuyor. Adı üzerinde Pro serisinde bulunan cihazlar Apple tarafından daha fazla öncelikte tutulan cihazlar. Bu cihazların sunmuş olduğu kamera performansı, işlemci performansı tabii ki de normal seri iPhone cihazlara oranla çok daha iyi. Baktığımız zaman dostlar, iPhone 13 Pro ve Pro Max serisinin günümüzde sosyal medya uygulamalarınız için ve aynı zamanda yoğun performans gerektiren işlerinize, performanstan bahsetmiş olduğum oyun tarzında ve yüksek derecede sosyal medya işin için uygulayacaksanız bu cihazı almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle iPhone 15 serisinin çıkmasıyla birlikte de iPhone 13 Pro ve Pro Max serisi günümüzde iOS bünyesinde alabileceğiniz en ideal iOS cihaz arasında yerini korumakta. Özellikle baktığımız zaman yalnızca profesyonel ve yoğun kullanım için değil, aynı zamanda günlük kullanım için de alabileceğiniz en ideal iOS cihazlar arasında. Geliştirilmiş sistemiyle birlikte iPhone 13 Pro ve Pro Max serisi iOS güncelleme desteğiyle birlikte bizlere ortalama 5-6 yıllık bir kullanım süresi sunacaktır. Baktığımız zaman eğer kullanım amacınıza göre böyle bir cihaz almak istiyorsanız iPhone 13 Pro ve Pro Max serisi almanızı tavsiye ederim. Dostlar, bana gelen soruların birçoğu da iPhone 13 Pro serisi mi tercih etmeliyiz yoksa iPhone 13 Pro Max serisi mi tercih etmeliyiz ile ilgili birçok soru alıyorum. Ben de bu sorulara toplu bir yanıt vermek istiyorum. Özellikle günümüzde eğer cihazla ilgili çok fazla dışarıda kullanılan bir kullanıcıysanız ve tek elle kullanmak diyebileceğim sizin için bu önemli bir plandaysa ve daha kullanışlı, cebe sığan, daha fazla elinizde kullanabileceğiniz bir cihaz arıyorsunuz, iPhone 13 Pro serisi almanızı tercih ediyorum. 13 Pro Max serisi günümüzde ciddi anlamda ekran boyutuna baktığımız zaman çok daha büyük, neredeyse bir iPad mini boyutu kadar olacak cihaz olduğu için günümüzde 13 Pro serisi almanızı tavsiye ediyorum. Ancak eğer büyük bir cihaz kullanmak istiyorsanız ve çok fazla da açıkçası sosyal medya uygulamaları ile ilgili ve oyunlarda da vakit geçiren bir kullanıcısınız ve büyük bir iPhone deneyimlemek istiyorsanız 13 Pro Max serisi almanızı tavsiye ederim. Ancak günümüzde ideal olan yani stabil olarak kullanabileceğiniz ve
ve günümüzde tek elle kullanım için rahat olabilecek bir cihaz 13 Pro serisidir dostlar. Ve dostlar video üzerinden de görmüş olduğunuz gibi iPhone 13 Pro ve Pro Max serisi bizlere bu tarz bir kullanım süresi sunuyor. iPhone 13 Pro ve Pro Max serilerinde bulunan kamera performansı, teknik özellikleri ve tasarım bakımından baktığımız zamanki düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Umarım videom aranızda iPhone 13 Pro ve Pro Max almak isteyen bir kullanıcı varsa faydalı olmuştur. Dostlar video içerisinde söylemiş olduğum gibi YouTube kanalımızın son 28 gündeki analizlerini görüntülediğim takdirde %99 oranında kullanıcıların videolarıma abone olma izlenimini görüyorum. Bu tarz şekillerin sürdürülebilirliği ve devamlı açısından tam ortada çıkan tuşa tıklayarak tamamen ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda farklı içeriklerle görüşmek üzere. YouTube kanalımla ilgili düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yine YouTube'daki yorumlar kısmı üzerinden belirtmeyi unutmayın. Farklı videolarda farklı içeriklerle görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.